Amma da soğuk, donuk, güneş bir buz parçası gibi. Kar çok beyaz, insanın gözünü rahatsız ediyor. Gölgeler mor, soluğu kesiliyor adamın. Ağızdan çıkan beyaz buhar donuyor. Havada çakılı kalıyor sanki. Duman ne yükselebiliyor ne de dağılabiliyor. Köyler alevler içinde bir tek şey düşünülüyor. Bir tek şey konuşuluyor. Savaşıyoruz. Tankları ve çikolataları. Termopilleri, kollarında kuru kafaları, Messerschmitt uçakları, Portekiz sardalyeleri, yeni Avrupaları, el bombacıları, onbaşıları, yüzbaşıları, felt führerleri ile yenilmezler. Siegfriedler, yarı tanrılar, güçlüler aceleyle çekiliyorlar. Yepyeni Opel'leri, kontraplaktan zafer tanklarını, Fransız şampanyasını, uzun menzilli topları, açık saçık resimleri, Dürbinlerini bile bırakıp kaçıyorlar. Moskova'ya o kadar yakınlarına getiren dürbinlerini bile. Buz gibi hava koyun postunun içine işlediği halde herkes sevinçli. Sergei kafasına çakılan mısralardan kurtulamıyor bir türlü. Yalnız kar yığınları unutturuyordu. Rus bakiresinin ilk sarhoşluğunu. Kırmızı yanaklı soğuk ve bora. Dilimden düşmüyor nereden çıktığını hatırlamıyorum. Hem aptalca da hangi bakire. Evet soğuğun insanı tahrik ettiği gerçek. Kim demiş kışın? Hayat yok diye. Kışın gizli bir ihtirası var. Yüreği yakıyor. Tıpkı kızgın demirin parmakları yakması gibi. Almanlar pek keyifli olmasalar gerek. Derken gazetelerde İvaç Kovac saldırısına söz edildi. Bütün tümenlerin batıya yürüyüşü oradan başlamıştı. Topçuların isabetli atışları, piyadelerin ölesiye atılışı anlatılıyordu. Tümen komutanının her şeyi önceden hesapladığı söyleniyordu. İstikamcılarla ilgili tek kelime yoktu gazetelerde. Oysa ilk işe başlayan istikamcılardı. Almanlar İvaçkova yakınlarına mayın döşemişlerdi. Mayınları temizlemek için yavaş yavaş neredeyse süzülerek sürünmek gerekmişti. Mehtap vardı Sörgeyi gündüz gibi ortalığı aydınlatan bu ahmak aya verip beliştiriyordu. İvaçkova epey geride kalmıştı. İstikamcıların derdi başkaydı şimdi. Yolu düşünüyorlardı hep. Bu yoldan ilerleyeceklerdi. Yürüyorlardı. Önlerinde güneş batıyordu. Hasis uzak aralık güneşi. Onlar için her şey yeniydi. Bırakılan otomobiller. Dur bakalım markası nedir? Üzerinde Almanca yazılar bulunan tabelalar. Bu köyün neresi olduğunu anlayabilene aşk olsun. Yabancı etiketli şişeler, sigara kutuları, renkli dergi parçaları, dizi dizi haçlarıyla mezarlıklar. Neredeyse ölülerde kalkıp ona ile birlikte yürüyeceklerdi. Yeter dedi Komenko. Epey yürüdünüz. Alman ölüleri de yeniydi onlar için. Müzelerdeki balmumu suratları andırıyorlardı. İşte biri sırtını ağaca vermiş, doğuya bakıyor. Belki hala Niş'ten parçalar okuyor ya da Moskova'dan evine öğrenimini tamamladığı ve banka memuru olarak çalıştığı Würzburg'a neler götürebileceğini düşünüyor. Fenikleri biriktirir. Nişanlısına elmalı pastayla kahve ısmarlardı. Sibirya Samuru'yla Ural'ın değerli taşlarını düşündüğünüzde bile görememişti. İşte iki çocuklu nişanlısı olan Fatih. Wurzburg'un Cengiz Han'ı, gözlüklü Tümürlenk, bir kayıncağına yaslanmış. Yanıkları soğuktan kıpkırmızı, neşeli ama ölü. Diğerleri yüzlerini yastık gibi kara gömmüşler ya da sırt üstü uzanmışlar. Düş mü görüyorlar yoksa gökyüzünü inceleyen birer müneccim mi bunlar? Sörge tılsımlı ormanda ilerliyor kırık ağaçlar, dikenli tellerden örümcek ağları, Alman tabyaları, artist resimleri, donmuş kan ve bokla dolu Nieblank mağaraları. Ama araziyi iyi mayınlamışlar. Bunu bir istikamcı söylüyor. Sondaj yapmak, her yeri dikkatle incelemek gerek. Herkesin eğlendiği Komenko bayına basıp havaya uçtu. Ukrayna'sını şarkılarında ne de güzel dile getirirdi. Çevrede her şeyin donduğu akşamlar bile güneyin siyah gecelerini Beyaz çiçeklerle bezenen kiraz ağaçlarını, Oksan'ın beyaz göğsünü hayal ederdi. Sakalını tıraş etmeyen minicik köstebek gözlü sablin homurdandı. Bunlar ama gerçekten bunlar mı? Öylesine şaşkın yıkılmış haldeler ki insanın inanası gelmiyor. Başkalarına atkı sarmış, kepli toplayıp sekerek, sümüklü pislik içinde hıçkırarak ezberlenmiş bir dua gibi mırıldanıyorlardı. Durmadan, kaput, yakan, işkence eden, ırza geçen bunlar mıydı? İçlerinden biri Fransızca biliyordu. Sörge'ye sorguya çekti. Neden geldiniz? Askerim emir verdiler. Ama verdikleri emri zevkle yerine getirdiniz değil mi? Yaktınız, öldürdünüz değil mi? Neden cevap vermiyorsunuz? Savaş eseriyim, yüzbaşım. Bana ne isterseniz yapabilirsiniz. Sörge rahatsız oldu. Belki bir şey yapmamıştı karşısındaki Alman. Rus subayının sarsıldığını sezmişti. Başladı konuşmaya. Kimseye kötülük etmedim. Emir emirdir. Bana bıraksalar Paris'te kalırdım. Orada çok iyiydik. Herkes bize kibar davranıyordu. Yeter. Alman esas duruşa geçti. Sörge düşünceli kalakalmıştı. Şaşırdığı ya da düşünceye daldığı anlarda yaptığı gibi başını geri itmiş gözlerini kısmıştı. Alman korktu. Yüzbaşım beni öldürmezler değil mi? Kim öldürecek sizi? Saçmalamayın. Demek yaşayacağım. Sörge alaycı bir gülüşle. Hastalanmazsanız tabii yaşarsınız. Çok iyiyim. Hiçbir rahatsızlığım yok. Sörge bir işaret yaptı. Rahat. Ama Alman peşinden koştu. Yüzbaşım hiçbir şeyim yok ama bünyem zayıftır. Ağır işlere gelemem. Sörge tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Paris'i de pislettiler. Şimdi Paris'i bile düşünmek istemiyordu. Önceki gün genç bir kız ona gülümsemiş. Sörge başını çevirmişti. Kim bilir belki Almanlara da böyle gülümsüyordu. Her nasılsa ayakta kalmış bir evde kalıyor. Bu olacak gibi oluyordu. Havalandırmanın, Almanların kokusunu yok etmenin imkanı yoktu. En iyisi soğuğa katlanmaktı herhalde. Zorin bir çakmak uzattı. Kibrit yok, görüyor musun? Alevi korumak için ne iyi bir şey düşünmüşler. Sörge çakmağı cebine soktu, eli değince hatırladı. İyi ama Alman çakmağı bu. Kızgınlıkla çakmağı karın içine savurdu. Üstünde tepindi. Pislik. Bir ay önce savaş Sörge'in gözünde müthiş bir gereklilik. İki dünyanın çatıştığı bir şey. Vatan savunması, strateji, taktik ve başarıydı. Şimdi savaş onun hayatı olmuştu. Kanın safrası soluğu, bütün oynak yerlere, kalbinin her atışı savaştı. Alman saldırısı durmuş gibiydi. Almanlar yalnız kendilerini korumakla yetinmiyor, yerleştikleri yerlerde tutunmak da istiyorlardı. Her yere iyice takviyeli tabyalar kurmuşlardı. Soluğumuz mu kesildi ne? Albay Glokov Sergey'e. Sekiz gün kadar burada kalacağız demişti. Sörgen kafasında tek şey vardı ilerlemek. Bunu unutmaya çalışıyor. Zon ile satranç oynuyor. Askerlerle Moskova'dan uzaklara. Volga kıyısındaki köylerden, çocuklardan, basit gündelik hayattan söz ediyordu. Ama kafasına takılan tek düşünceyi bir türlü atamıyordu. Almanlar. Valya'ya çok seyrek yazıyordu. Valya sıcak, kalabalık ve çok yanlı aşık olunan, unutulan tiyatro tartışıldığı, Vaktonk mu iyi yoksa kamer mi? De. Akça ağaçlar arasında hayal kurulduğu geçmişte kalmıştı. Bu uzak. Düşü andırıp sık sık hatırlanan dünyada valiyen Madon'un yanında yer alıyordu. Şimdi Sergei Paris'i daha sık düşünüyordu. Hüzünlü bir gülümsemeyle düşünüyordu hem. Mado ile yürüdükleri ağaçlı yollarda Almanlar vardı şimdi. Sıralara kestane ağaçlarının altına oturuyor uzun ciddi tutarsız tartışmalarına karışıyorlardı. İstikamcı bir kere yanılır. Ölmemişti. Mado da ölmemişti. Valisi vardı. Belki Mado rahat ermiş, evlenmişti. Mutluydu belki. Nüne mi vardı Almanların? Politikadan nefret ediyorum dememiş miydi Mado? Tutsakların birinin elindeki Paris gazetesini aldı. Bir bale, André Gide ile ilgili birkaç satır. Bir döreyn sergisinin açılışı. Korbe ile devam ediyor. Madoda serginin açılışında Almanlar sanattan anlayan, sanatkarları destekleyen ince ruhlu kişiler değil mi? Ne ayıp. İnsan nasıl olur da aşka heleket sürebilir? Bütün suç kendine değil miydi sanki? Madodan ayrılan kendisi de 15 gündür Valiye'ye mektup yazmıyordu. Oysa Valiye onun hayatıydı. Kendine kızıyor, Mado'yu karalamaya kalkıyordu. Almanlar istediklerini söylesinler. Röschheim Harbikası'nda çalışan o işçi bir gün bile onlardan yana çıkmamıştır. Saçı garip şekilde alnına düşüyordu. Moskova Rusya ile ilgili sorular sormuştu. Mert bir oğlandı. Gerçek bir Fransız. Bu oğlan değişmez. Onların acısı daha da büyük. Bizler hiç olmazsa beraberiz. Oysa insan orada tek başına savaşmak zorunda. Gebelesi Fristler. Artık emredeki askerler gibi o da Fristler diyordu Almanlara daha çok kısa bir süre önce bekliyordu. Almanlar Anna'nın dostları namuslu Almanlar koşup gelecek buraya varacaklardı. Oradaki durumdan tiksinip sizinle beraber izleyeceklerdi. Oysa ortada hiç de böyle bir belirti yoktu. Biri koşup Ruslara teslim olsa bu işi korkudan yaptığı belliydi. Katyusha. işte onların pişmanlık sebebi. Ayıp. Yeneceğiz onları. Eğer bir zerre düşünebiliyorsa Hitler'in kendisi de anlamıştır yenileceklerini. Ama ben artık eski sörge olamam. Müminler bilim elmasının lezzetli olduğunu sanıyorlardı. En iyisi bu elmalardan vazgeçmek. Çünkü insan tadına baktı mı yaşama zevkini yitiriyor. Zonin şöyle diyordu. Biz ikimiz eskisinden daha akıllıyız. Çünkü çok şey öğrendik. Şüphesiz öğrendik ama o kadar çok şeyi de unuttuk ki. Valiye yazmak istiyor ama aklına bir şey gelmiyordu. Nina Giorgio'na ya attığı mektupta saldırıya yanıp kavrulan ağaçlara tutsakla yaptığı konuşmayı anlattı. Öldürülen genç kızın sözünü etmek istiyordu. Bir türlü eli varmadı. Bunun yerine şu satırları ekledi. Beni tanıyamazsın anne. Bendeki çocuksu, hayalci, saçma sapan yandığını şimdi farkına varıyorum. Çok değiştim. Bir tek isteğim var artık hepsini temizlemek. Ortalığın durulacağını biliyorum. Hep böyle olmuştur. Zaman şarabın içine Su katar ama şarap o kadar serttir. O kadar karadır ki yumuşaması, rengin açılması için çok zaman ve çok 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 su gereklidir. İki gün sonra Sörge'yi hastaneye götürdüler. Bir mermi parçası omzuna girmişti. Doktor, iki üç hafta sonra bir şeyiniz kalmaz dedi. Sörge dayanamayıp bağırdı. Üç hafta mı? Doktor ile güldü. Aceleniz ne? Savaş daha çok sürecek. Doktor Sörge'yi tanımıyordu. Sörge'nin kendisi de bir kere daha yanılmıştı da üstelik. Değiştiğini sanıyordu. Oysa değişen zamandı. Kendisi hep aynıydı. Ateşli, gerektiğinden çocuk, ileri atılan ve ayakları pek yere basmayan biri. Richter bir türlü ısınamıyordu, ürperiyordu durmadan. Siyah başı örtüsünü çenesinin altına düğümleyen yaşlı ev sahibisine sesleniyordu. Daha iyi ısıtmak gerek anladın mı? Daha iyi ısıtmak. Kadın Almanca bilmiyor anlamıyordu. Rihter'e korkulu gözlerle bakıp ateşi üflüyor, demir parçasıyla kızgın korları karıştırıp duruyordu. Islak odun tütüyordu. Sinirlenen Richter aralıksız bir iskemle kaptığı gibi kırdı ve ateşe attı. Alev hemen canlını verdi. Richter eline geçirdiği baltayla odadaki tahta sırayı parçalamaya koyuldu. Kadın hıçkırarak ağlamaya başlayıp kendini dışarı attı. Kara Fatma gülüyordu. Antik olmasın sakın. Mesela Rokoko. Richter ısındığını hissediyor. Kendinden geçmiş, pis bir mendille burnunu siliyordu. Turnaya döndü. Gel otur şuraya. Cennet diyeceğim neredeyse. Vardığımız yere bak. Sanki bir masal yaşıyoruz ama açık söyleyeyim, tatsız bir masal. Kara Fatma'daki savaşçı görünüş canlılık tam kaybolmamıştı. Söylenecek şey yok dedi. Pis bir hikaye bu başımıza gelen ama ilkbaharda toplanırız. Bu soğuklar daha ne kadar sürebilir? Richter cevap verdi. Bunların kışı Nisan'da sona erer. Anlayacaksın. On kere donma fırsatı çıkar bize. Beni ilgilendiren Ruslar ne zaman pes edecek? Pes diyecekler demesine diye atıldı turna. Ama bizim kuşak için çok kötü bir savaş oldu bu. Mahkumuz. Çevrene bakınca sonun ne olacağını anlıyorsun. Olaylarla tabiat arasında buna daha iyi bir ahenk bulunamaz. Kargalardan, kardan ve çürük çarık kulübelerden başka bir özellik göremiyorum diye homurdandı Kara Fatma. Turna'nın Gerçek bir nazi, iyi bir askeri olduğunu biliyor ama dayanamıyordu söylediklerine. Herife kalsa hepimizi canlı canlı gömecek. Asker dediğim böyle olmamalı. Turna omuz silkti, Richter'e dönmüştü. Bak, güneş, kar, boşluk, ölüm her şeyde, her yerde. Bu soluk yuvarlakta, bu hastane beyazında, hareketsizlikte. Richter susuyordu, konuşma konusu ne olursa olsun. Turna evirir, çevirir, ölüme getirirdi. Zaten sinirler yeterince gerilmiş. 3 günde kaybettiklerinin sayısı 16 kişi. O sabah Kepler öldürüldü. Yumurcak geride kalmaktan korkuyordu. Kamyona binmişti. Mermiyi kapadan iyi verdi. Rusların topçusu çok iyi. Rehber Albay Wilkin'in sözünü ettiği yarı barışçı sızmayı hatırladı ve sövdü. Şimdi sövüp sayma sırası kara fatmadaydı. Üzerinde bir bit bulmuştu. Gömleğini çıkarıp böceği aramaya koyulurken kendi kendi mırıldanıyordu. Yedi çıfıt. 8 9. Her şey açık diye düşünür ihtiyar. Deli gibi savunacaklar bulundukları yeri. Belki gelecek yaz hesaplarını görürüz ama bizden kaç kişi kalacak hayatta? Aslında şimdi kimin kazanacağı beyni ilgilendirmiyor bile. Yıkanmak, pijarımı giymek, sıcak yatağa uzanmak istiyorum. Yanımda Hilda olmasın isterse. Neyse biraz ısındım. Zafer kulübenin kapısı önünde kol geziyor deseler çıkmam dışarı. O kadar çok zafer kazandık ki. Brest'i aldık. Minsk'i, Smolensk'i, Vyazma'yı daha başka yerlere aldık. Adlarını bile hatırlamıyorum. Moskova'nın burnunun diye ne kadar sokulduk. Şimdi de Moskova'dan o kadar uzak değiliz ama bezdim. Yenmekten, geri çekilmekten, düşmanın kurşun yağmuru altında sürünmekten, arkadaşları gömmekten, turnanın gaklamasından ya da ara vermeden. Üç kaza yattığını söyleyen kara fatmanın şişilmesinden bezdim. Savaşın ilk haftalarında Richter meraklıydı. Başka bir iklimde turistik geziye çıkmıştı sanki. Tehlikeli ama gerçekten ilginç bir gezi. Rusya ile ilgili bilgilerini tamamlıyordu. Eskiden yalnız Moskova ile Kuzneski görmüştü. Üstelik gördüğü de neydi? Oteller, şantiyeler, müzeler. Şimdi önüne gelen evden içeri adalıyordu. Rus köylerini görmüştü. Geri kalmış bir ulustur Ruslar. Bize şükresinler. Onları uygarlığa ortak edebiliriz. Her şeyden önce buralara adam gibi kenefler yapacağız.'' Bir gün Hilda'ya şunları yazmıştı. Bu ülkenin nasıl bir yer olduğunu düşünemezsin bile. İki kere Rusya'ya gelmiş yine de karşılaşacaklarım aklımın köşesinden geçmemişti. Geceyi bir köy evinde geçiriyorduk. Birden alışılmamış bir gürültü duydum. Düşünsen evin içinde bir dana doğuruyordu. Ev sahibi tercüman aracılığıyla hep böyle yaptıklarını söyledi. Büyük soğuklarda hayvanı dışarıda bırakırlarsa donardı. Alışılmamış bir manzara değil mi? Şehircilik meraklısı Berlinli bir mimar Danalarla aynı odada yatıyor. Her ulus kendi hayatını yaşar. Onlar çay seviyorlar. Ben kahve. Ama toplar hiçbir şeyin yönünü değiştiremezler. Şimdi ne onlarda çay var ne de bizde kahve diyen Boerler ara sıra tartışıyorlardı. Richter hoşgörülü bir tavırda karşılık veriyordu. Dünya tarihini bir ev kadını kafasıyla inceleyemezsin. Uygarlığa erişmelerini sağlamak için yenmeliyiz. Bu Boer söylediklerini anlayamazdı. Bir kız okulunda resim öğretmenliği yapmış, hayatı boyunca düşüncelerini porselen üzerinde resimlemişti. Sonraları ihtiyar Rusların adetlerine şaşmaz oldu. Her şey onu sinirlendiriyordu. Rusların kendilerini savunmakta gösterdikleri inat, dik kafalılık bile. Hayatlarına hiç önem vermiyorlardı, haklıydılar. Bir karıncanın hayatının ne değeri vardı ama ölürken Alman kültürünün kaymağını da yok ediyorlardı. Richter tutsak Rus askerleri gördü, yanlarına yaklaştı, dikkatle inceledi. Sonra hoş bir şey geldi aklına. Ya Lüket'in de aralarındaysa? Tutsaklar birbirine iyice sokulmuşlardı. Rihter bir an yüzlerine baktı sonra kızdı. Hayvanlar gibi dik dik bakan suratlar. Önceki gün Rus öncülerinin az subay Boere öldürdüğünü hatırladı ve iyice kendinden geçip bir tutsağa vurdu. Sonra kan içinde kalan elini sildi. Pislik. Her gün Moskova'nın düşüşünü bekliyorlardı. Subaylar bunun kaçınılmaz olduğunu tekrarlıyor. Hangi tümenlerin Kızıl Meydan'daki geçit törenine katılacağının kararlaştığını söylüyorlardı. Hatta kendi tümeninin törene katılmayacağını öğrenince Albaşyoz diretmişti. Şimdi geçit törenine katılacak yerde yürütüyorlardı. İkinci kademeyi deydiler. sakin sakin tıraş oluyordu. Birden bozgun başladı. Tıraş fırçasının şu sıralar bulunması imkansız o esaslı tıraş fırçasını bile unuttu. Artık tıraş olmak bile istemiyordu canı. Uzun süredir yıkanmıyor. Yatıp kaputunu başına çektiğinde leş gibi kokuyordu. Uyuz köpekler gibi kaşınıyordu hep. Turnaya gelince bir deftere notlar alıyor. Yürekli numarası yapıyordu ama Richter gibi diğerleri de midelerini şişirmekten ve ısınmaktan başka şey düşünmüyorlardı. Richter'i hayata bağlayan tek şey Hilda'nın mektuplarıydı. Hilda iki günde bir yazıyor ve mektuplarına numaralıyordu. Soluk sarı uzun zarfları iyi biliyordu Rih'de. Karısı mektuplarına koku sürüyordu. Hep o Paris'ten gelen kokuyu. Kağıdı dudaklarına götürüyor Hilde yanında hissediyordu. Şimdi ne yapıyordu acaba? Belki onuncu aşığında edinmiştir. Hiç şaşma, Kedi gibidir Hilda. Erkeğe ihtiyacı vardır. Ben uzaklardayım. Geri dönüp dönmeyeceğim belli değil. Kıskançlık bile canlandırmıyordu onu. Gevşekti. Kıskançlığı. İstemeye istemeye kıskanıyordu hani ara sıra açık saçık görüntüler hayal ediyor. Hilda'ya en tatlı sözleri söylerken birdenbire en ağır küfürleri savurmaya koyuluyordu. Bezmişti artık. Midesinde bir ağrı vardı. Ne yedim ki? Herhalde soğuktan olmalı. Ayaza çıkmaya bir türlü yanaşmıyordu. Köşeyi çekildi. Suçlu bakışlarını çevresine gezdirip çömeldi. Biri sövdü. Ulan ne pis şey sürüyor yaptın. Burada tek başına da değilsin üstelik. Lihter yakınan bir sesle cevap verdi. Hastayım anlamıyor musun? Sonra düşündü. Yuh be, ilkel insanlardan farkım kalmadı. Yine de dışarı çıkmamakla iyi ettim. Sonra ısınmak için bir saat uğraşmam gerekecekti. İşte Hilda'ya bunu yazmalıyım. Yatak odasını, gök mavisi satenden yatak örtüsünü, parfüm şişelerini hatırlayıp bastı kahkahayı. Hayrola, dedi Kara Fatma. Berlin'de çok para kazanabileceğimizi düşündüm. Rusya'nın soğuğundan arta kalan birinin kulübesi diye bir yer yaparız orada. Girişte 20 fenik. Bu arada Rusya'nın soğuğundan arta kalan açlıktan geberecek dedi Kara Fatma. Kahve pişirdiler, konserve çıkardılar. Önce Richter bir şey yemekten korkuyordu. Yine midesini bozabilirdi. Sonra parmaklarıyla bir sardalya balığı aldı ve zevkten dilini damağında şaklattı. Tercüman Brown girdi içeri. Nerede bir lokma yiyecek olsa hemen alır kokusunu diye düşündü Richter. Yine de yüreği el vermezdi. Tıkın dedi ona. Brown köyde kadınlarla çocuklar ve yaşlardan başka kimse kalmadığını söyledi. Alman güvenlik kuvvetleri bütün erkekleri götürmüştü. Köyün adı ne? diye sordu Richter tembel tembel. Golov Leo. Köyü almak adını söylemekten kolay be. Richter tıka basa doyurdu karnını bir sigara yaktı eve göz gezdirmek ancak o an aklına geldi. İlginç bir yanı yoktu evin. yüzlerce benzerini görmüştü. Bir ikona, Delik deşik bir masa, üzerinde paçavralar, toprak kaplar ve kepçeler. Asılı bir ekmek fırını. Başı siyah yemenili bir kadın cılız örgülü saçlarıyla iki küçük kız dikkati çeken bir şey yok. Birden rafta toprak kapların arasında cildi yağlanmış bir kitap gördü. Şu işe bakın bir kitaplık çıktı karşımıza. Yazık ki Dana burada değil. Okuyabilirdi kitabı. Bana bak Brandon nedir şu kitap? Aptalca alfabelerine bir türlü alışamadım. Bir roman. Anna Karenina. Sinemada görmüştüm ama garip. Kadının bu kitaba ne ihtiyacı var? Belki ateş yakmakta kullanıyordur. Kadın korktu. Hemen cevap vermedi. Tercüman bağırıyordu. Bu kitap ne böyle? Kızımın. Savaştan önce Smolensk'ten buraya gelmişti. Öğrencidir. Öğrenci mi? Lihter bir kahkaha attı. Şu işe bakın. Yüksek öğrenim. Tolstoy. Sıcak bir kenef yapsa daha iyi ederdi. Sıcak kenef yapmadığına göre dışarı çıkmak zorundayım yoksa içeride havasızlıktan ölürüz. Çıkmasıyla dönmesi bir oldu. Hadi bakalım yola. Teğmen Rusların safları yardığını söyledi. Kurmay başkanlığını korumak zorundayız. Rihter umutsuzca esnedi. Alçaklar bizi ısınacak zaman bile bırakmıyorlar. Son